Gebze'nin şehirleşmesinde hayırsever devlet adamlarının kurdukları vakıfları tanımak ve koruyup gelecek kuşaklara emanet etmek gerekiyor. Gebze'nin fethinden hemen sonra Gebze Fatihi Sultan Orhan Gazi'nin Gebze'de kurduğu vakfıyla Gebze bölgesi bir vakıf toprağı olmuştur. Sultan Orhan'ın kurduğu bu vakfın Gebze'nin Türk İslam şehri olmasında etkisi büyüktür. Gebze ikinci kez Çelebi Sultan Mehmet tarafından fethedilince Darıca bölgesi Sultan Mehmet'in Bursa'da kurduğu vakfına bağlanmıştır. Bu dönemde bizzat devlet erkanı tarafından kurulup geliştirilen vakıf müessesesinin misalleri olarak Gebze'de Osmanlı dönemi boyunca çok sayıda vakıf kurulmuş, kültür ve medeniyet tarihimize hizmet etmiştir. İşte o vakıflardan bazıları. Gazi Çoban Mustafa Paşa Vakfı Gebze'nin kentleşmesine büyük katkısı olan Çoban Mustafa Paşa Vakfı'dır. Bu vakfın vakfiyesindeki bilgiler vakıf medeniyetinin önemini gösteriyor. Vakfiyede yer alan bilgilerden bazıları. 1523 yılında Gazi Mustafa Paşa'nın kurduğu imaret vakfı bir cami. 16 hücreli bir medrese. 13 hücreli bir hangah. 12 adet sofra hücresi olan 7 taphane, 1 kervansaray, 2 ahır, 1 kiler, 1 mutfak, 1 yemek salonu, 1 fırın, 1 odun ambarı, 1 türbe ve 2 oda kütüphaneden müteşekkil önemli bir vakıf eseridir. İlk kuruluş döneminde Mustafa Paşa bu külliyenin kütüphanesine 46 cilt tefsir, 30 cilt hadis şerhleri, 25 cilt usul ve furumetin ve şerhleri, 17 cilt fetva, 47 cilt kelam vesaire olmak üzere 165 kitap vakfetmiştir. Ancak vakfın bütün mal varlığı bu kadar değildir. Vakfın gerek burada gerek diğer bölgelerinde kendisine gelir alanı olan çok sayıda müştemilatı vardır. İlk dönemlerde Gebze'nin önemli kısmı bu vakfın mülküdür. Akça Kocaoğlu İlyas Bey Vakfı Orhan Gazi'nin kumandanlarından Akçakoca'nın oğlu ve Gebze'nin ilk kadısı İlyas Bey, Gebze'de bir zaviye, mescit ve mektep yaptırarak bunları vakfetmiştir. Vakfın 18. yüzyılda Gebze'ye bağlı Kartal ve Şeyh Kava Nahiyeleri ve Mezra arazisi, Kocaeli Fatihi İlyas Bey Vakfı toprağıdır. Sultan Orhan Vakfı Gebze'yi fetheden Sultan Orhan Gazi'nin Gebze'de kendi adına kurduğu vakıf, Gebze'nin ilk vakıflarından birisidir. Sultan Orhan Vakfı'na çeşitli gelir kaynakları ayrılmıştır. Bugün nerede olduğu bilinmeyen Danışment Köyü, Denizli Köyü Sığırlık Merası ve bugün Tuzla ilçesi Sultan Orhan Vakfı mülküdür. Mehter Sinan Vakfı Gebze'de Mustafa Paşa mahallesinde Mehter Sinan Mescidi Vakfı'dır. Bugün ne bu mescit ne de vakıftan hiçbir iz ve eser yok. Darıca Dergah-ı Mualla Yeniçeriler Vakfı. Dergah-ı Muallam Yeniçerilerinin kurduğu bir yardımlaşma vakfıdır. Kredi müessesesi vazifesi görerek medrese talebelerine burs veren bir vakıftı. Kadı Fazlullah Vakfı. Akçakoca Gazi'nin oğlu Gebze Fatihi İlyas Bey'in damadı, Gebze'nin ilk kadısı Kadı Fazullah Efendi'nin kurduğu vakıftır. Çeşitli yerlerde mal varlığı vardır. Bunlar 16. yüzyılda çeşitli tarlalar, çok sayıda dükkanlar, bir bağ bahçe yeri, bostanlık, dolap kuyusu ve bir handır. Ayrıca 1742 tarihinde bugünkü Pendik ilçesindeki bir handa bu vakfın gelirleri arasında yer almaktadır bugün ne bu vakıf vardır ne de vakıf malları. Gebze'nin ilk hakimi Kadı Fazlullah'ın türbesi Anibal kavşağında 800 yıllık tarihi ağaçların altında Fatiha okuyacak ziyaretçi beklemektedir. Kudbettin Çelebi Vakfı Kadı Fazlullah'ın torunlarından olan Kudbettin ve Seydi Çelebi Gebze'de bir zaviye ve kütüphane yaptırarak insanlığa hizmet etmek için vakfetmişlerdir. Bu kütüphanede çok sayıda vakfedilmiş kitap bulunmaktaydı. Ayrıca İznik'te bir hamam, merkezi Gebze olan Kudbettin Çelebi Vakfı'nın mülküydü. Kudbettin Fazlullah Vakfı Nehrike köyünde binası, fırın ve iskelesi olan bir değirmen, Parlu Köprüsü yakınında iki değirmen, küçükgen suyu üzerinde bir değirmeni bulunan, merkezi Gebze'de olan bir vakıftı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer alan vakfiyede yaşamakta olan bu vakfın bugün ne mal varlığı ne de kendisi ortada yoktur. Fenarizade Vakfı Çotak köyünün gelirlerine sahip olan bu vakıf, bu karinin öşrü bostan, öşrü kovan, rusum ve vs. rusumları denetlemekteydi. Ayrıca vakıf 1836 yılında Gebze'ye bağlı bulunan Cuma Köyü'nün 24 tarlanın üçte birer hissesine harameyn i evkafı evkafıyla birlikte sahipti. Gemiciler Vakfı Sultan Orhan, Marmara Denizi ve özellikle Diliskelesi, Hersek arasındaki gemiciliğin gelişmesi için bugün Dilovası'na bağlı Demirciler Köyü'nde bulunan 5 çiftliğini bu vakfın geliri olarak vakfetmiştir. Bugün ne bu vakıf? Ne de vakıf malları ortada yoktur.